baba, babacığım. Oğlum. Baba ölme baba, baba. Ölme ne olur. Merak etme, baban iyileşecek. Hemen hastaneye gitmeliyiz. Evin etrafında adamlarım var. Kimse hiçbir yere gidemez. Safiye. Pusat. Bizi şaşırttın Polat Alemdar. Ülkemizde bir bombalı eyleme kalkışacağını hiç tahmin etmezdik. Ben de sizin asıl sorumluları bırakıp beni tutuklamaya çalışacağınızı tahmin etmezdim. Suçunu inkar mı ediyorsun? Yaptığım hiçbir şeyi inkar etmedim. Eğer meydandaki kamera görüntülerini izlerseniz benim ne yapmaya çalıştığımı görürsünüz. Ama acele edin silmesinler. Siz sorgu için beklerken ben gerekli araştırmayı yapacağım. Zaman kaybettikçe gerçek failleri yakalamanız zorlaşacak. Ne soracaksanız hemen sorun. Sizleri İsviçre polisi değil, Interpol yargılayacak. O yüzden burada Interpol'ün güvenlik noktalarından birine getirildiniz. İlk sorgulamayı onlar yaptıktan sonra bizler devreye gireceğiz. Bu sizin yasalarınıza uygun mu? Interpol görevlilerinin elinde Polat Alemdar için özel hazırlanmış yetki belgesi var. Bu durum bizi aşıyor. Burada bekleyeceksiniz. Üzgünüm abi. Abi Interpol hemen nasıl devreye girer? Bir tuzak hazırlıyorlar. Buradan çıkmak zorundayız. Bu tilkinin tarzı bir eylem değil. Kim yaptırdı sana bu işi? Adamları tanımıyorum abi. Seni nasıl buldular peki? Beni tilki almıştı. Günlerce sana ihanet etmem için beni zorladı. Kabul etmedim. Sonra ailemle tehdit etti. Sonrasını anlat. Sonra beni bu adamların dediğini yapmaya mecbur bıraktı. Nasıldı adamların tipleri? Biri smoking giyen, diğeri sarı saçlı sakallı biri. Ha, kulağında sargı vardı. Smith. Tanıyor musunuz abi? Abi tilkinin bu Smith'le ne işi olur? Anlayacağız Cahit. Ama eğer ortak plan yaptılarsa... tilki de buralarda bir yerdedir. Safiye,
Sen hastanede Altay Hoca'nın ve çocukların başında dursan iyi olur. Sen ne yapacaksın? Ben burada abiyi bekleyeceğim. Tamam. Merhaba. Arya, Orta Doğu bölge sorumlumuz. Memnun oldum. Ben de. Tam olarak elimizde ne var? Aslında hiçbir şey yok. Polat Alemdar ve adamları... Hala buradalar değil mi? Evet. Ama onu burada tutmak için elimizde hiçbir sebep yok. Bakın. Adam ülkenizde bir meydanda, bir İsrail bankasının önünde canlı bomba eylemi yapıyor. Sizce bundan daha ciddi bir suç olabilir mi? Elbette bu büyük bir suç. Canlı bomba olarak gelen adam bunun hesabını verecek. Ama elimdeki görüntüler Polat Alemdar'ın canlı bomba eylemi düzenlediğini değil, durdurmaya çalıştığını gösteriyor. Benim elimdeki görüntüler aksini söylüyor. Ajanlarımız uzun zamandır Polat Alemdar'ın peşinde. Bu fotoğraflarda olaydan sadece birkaç saat önce çekildi. Polat canlı bomba olan adamına talimat verirken... Konuyu hiç araştırmadan bir karar veremeyiz. Sizin sorgunuzun ardından onu polis merkezine götürmek zorundayız. Hı hı. O zaman... bana bir saat yeter. Tamam. Sağ çıkmasına izin veremeyiz. Burası Orta Doğu değil. Polis gözetiminde birinin kafasına sıkıp öldüremezsin. Ama bu öldüremezsin anlamına gelmez. Şu anda büyük bir risk aldık. Karun burada yaşanacak bir skandalı asla affetmez. Merak etme. Polat'ı bizim öldürdüğümüzü kimse anlamayacak.
Abi Tilki buraya kadar geldiyse Elif'lerin yerini de bulabilir. Polat Alemdar, sorgu için bizimle geleceksin. Kelepçe takmak zorundayım. Buraya kadar polis kelepçesiz getirdi. Sizin derdiniz ne? Gidelim bakalım dertleri neymiş Cahit. Benim yüzümden oldu. Oyalanmadan bitir bu işi. Fazla zamanın yok. Polisin sorguda kalp krizinden öldüğüne inanması gerek. Her şey birazdan hazır olacak. Beklerken onun çaresizliğini biraz izleyelim, değil mi? Kabul et. Böyle bir düşman her zaman ele geçmez. Haklısın. Ekstra bir adam. Abi neredesin? Siz de kimsiniz? Acele etmeliyiz Bay Andre. Dışarıda bekleyin.
en ufak bir gürültü duyarsanız içeri girin. Emredersiniz. Yine karşılaştık. Son gördüğümde arkana bakmadan kaçıyordun. Eğer doğru zamanda geri çekilmeyi bilmezsen kazanamazsın. Gerçekten bir şey kazanmak istiyorsan bana sahiplerinin kim olduğunu söyle. Belki bir süre daha yaşamana izin veririm. Aslında fazla konuşmaya gerek yok. Artık veda zamanı Polat. Benim daha sana sorularım vardı. Nereye gidiyorsun? Bu sefer ben değil, sen gidiyorsun. Kurşun yağmuruna tutup öldürmeyi o kadar isterdim ki. Ama ben bir profesyonelim. Kişisel intikam tutkusuyla işimi asla birbirine karıştırmam. Senin için işlerimin aksamasına izin vermeyeceğim. Şimdi bayıldı. Birazdan kalbi duracak. Polis onu almaya geldiğinde de kalp krizinden ölmüş olarak bulacak. Ben Ajan Smith. Polat Alemdar'la işimiz 10 dakika içinde bitiyor. Gelip onu alabilirsiniz. Thank you.
Hadi gidiyoruz. Abi sen iyi misin? İyiyim, çabuk olun. Kimse yok mu abi? Smith burada. Beni öldü sanıp bıraktı. Acele edin, polis birazdan gelir. Girin. İsviçre İçişleri Bakanlığı'ndan elimize ulaşan dosya efendim. Ölümlü işlerin nasıl gittiği hakkında ayrıntılı bir dosya var zaten. Siz bana nedenini söyleyin. Polat Alemdar komployu fark etti ve bombayı etkisiz hale getirdi. Olay emniyete intikal edince orada kontrolü ele almak istedik. Ve İsviçre'de olduğunuzu unutup onu öldürmeye kalktınız. Bunun yanlış bir karar olduğunu biliyorum, kabul ediyorum. Senden tüm dünyada yankılanacak bir komplo kurmanı istedim. Ama sen hedefimizin Polat Alemdar olduğunu hesaba katmayı unuttun. Hatta en yakın zamanda telafi edeceğimi şüpheniz olmasın. Buna emniyetteki dosyayı yok etmekle başlayabilirsin. Bu hadise hiç yaşanmamış olmalı Ariel. Elbette. Polat Alemdar'a gelince, onunla ben kendi yöntemlerimle ilgileneceğim. Anladım Karun. Size bir şans daha vereceğim. Çünkü çok önemli bir görev. Sizi dinliyorum. Gölgenin Orta Doğu'daki saldırgan tutumu çok dikkat çekti. Uzun zamandır bölgedeki faaliyetlerini takip ettiğimiz bir Türk diplomatın Irak'a geçtiği bilgisini aldık. Ancak nerede bulunduğu ne yazık ki tespit edilemedi. Bak Arya, şunu unutma. Türklerin bölgede tekrar söz sahibi olmasına izin veremeyiz. O adamı bulun ve faaliyetlerini engelleyin. Hemen yola çıkıyoruz. Gelişmelerden beni haberdar edin. Bu defa da sizden önce dosyanız gelirse yollarımız tamamen ayrılır Ariel. Anladım Karun.
Irak'a gidiyoruz. Baştan söyleyeyim. Ben yeniden halife olmam. Halifelik çok sıkıcı. Şedid haberlerini yer almanın başka yolları da var biliyorsun. Asla tercih etmeyeceğin türden. Anladım Ariel. Ne zaman gidiyoruz? Önce şu işi bir temizleyelim. Anlaşıldı, tamam. Tahir Bey geldi, haber verin. Emredersiniz. Gel. Efendim, Tahir Bey geldiler. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Buyurun. Vaziyet nasıl? Sizin bölgeye intikal ettiğiniz haberleri aşiretler arasında müspet karşılandı. Varlığınız bile güven telkin ediyor. Bu topraklarda başta Türkmen aşiretleri olmak üzere her zümreden insan Türkiye'nin varlığını hissetmeli ve ona güven duymalı. Bugünlerde güven duygusuna her şeyden çok ihtiyacımız var. Bütün aşiretler yarınki toplantıyı sabırsızlıkla bekliyor. Bölgedeki savaş lordlarının ve onların hesabına çalışan yerel güçlerin yarattığı kaosu gidermek için elimizden geleni yapacağız. Hastamız nasıl? Merak etmeyin, kurşun sıyırıp geçmiş. Durumunda korkulacak bir şey yok. Yaşasın. Aslan babam. Görebilir miyiz peki? Şimdi değil, odasını alalım. O zaman görüşürsünüz. Tamam, teşekkürler. Rica ederim. Hadi, gelin. Tamam, geçti işte bak. Korkulacak bir şey yokmuş. Birazdan da kendi gözlerinle göreceksin. Ben biliyordum zaten. Benim babam kahramandır. Buradan sakın bir yere ayrılmayın, tamam mı? Ben hemen geliyorum. Tamam hala. Ne oldu? Eve saldırı olmuş, tilki kaçmış. Ne? Nasıl olur böyle bir şey? Pusat nerede? Pusat abi yaralı, şimdi ameliyata aldılar. Çok dikkatli olun. Tamam. Ben sana söylemiştim. Ne zaman göreceğiz acaba? Ne oldu hala? Bir şey yok canım. Bir şey yok. Thank you.
Safiye, benim. Tilki eve basmış abi. Babam ne zaman gelecek? Babam birazdan burada olur Elif. Artık rahatlayabiliriz. Ben tuvalete gidebilir miyim? Tabii Berk'cim. Tuvalete gidecek. Yanından ayrılma sakın. Tamam Safiye Hanım. Ben de gideceğim. Tamam canım. Hadi gidelim. Hala sen niye sürekli etrafa bakıyorsun? Canım benim, babanla Cahit abini gözlüyorum. Sen sakın endişelenme, bir şey yok. O zaman elimi niye bu kadar sıkıyorsun? Pardon canım, farkında değilim. Elif dikkat et. Abla, Elif nerede? Siz geçin. Biz hemen geliyoruz. Babam ne zaman odaya alacaklar? Doktor söyledi ya, fazla uzun sürmez. Ama ne kadar sürer? Bilmiyorum hayatım, gel. Hala? Hala? Merhaba Ali. Sen beni tanımıyorsun ama ben seni çok iyi tanıyorum. Nereden tanıyorsunuz beni? Ortak bir arkadaşımız vardı. Bana seni çok anlattı. Sana onun selamını getirdim. Kimin? Ah! Elif koş, gel. Yukarıdalar. Berk gel çabuk gel. Yukarıdalar, yukarıdalar. Koşun. Hadi. Çabuk. Çok dikkatli olun. Her tarafı arayacağız. Neredeler? Safiye Hanım çocuklarla şimdi çıktı efendim. Çıktı mı? Nereye çıktı? Tam olarak bilmiyorum efendim. Peşimizdeler dedi. Çocukları da aldı, arka kapıdan çıktı. Bul şunları Cahit. Telefonunu ver. Yaralıların durumu nasıl? Altay Bey iyi. Birazdan odasını alacaklar. Ama Pusat abinin durumu ciddi.
Cahit. Geçin. Çocuklar, iyi misiniz? Safiye, iyi misin? İyiyiz. Çocuklar biraz korktu. Hayır, ben hiç korkmadım. Ben de. Ama ben size bir şey olacak diye çok korktum. Durumu nasıl? İyi. Sadece dinlenmesi için biraz uyutuyoruz. Efendim, Cahit Bey, Safiye Hanım ve çocukları bulmuş. Tamam. Pusat nasıl? Ameliyattan yeni çıktı. Yoğun bakımda. Durumu hala kritik. İşi güzel oldu. Makarnanı özlemiştim. Sana kalsa her gün dışarıdan yiyeceğiz. Sos tamam. Salata da bitti. Canım, canım. Dur. Dur. Ah, görmedim canım. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Elim yandı biraz. Of, krem sürmek lazım. Var mı evde? Var var. Şeyde, dolapta. İlk tamam, getiriyorum. Var. Orada değil. Özür dilerim. Ben özel eşyalarını karıştırmak istememiştim. Görmemen gereken bir şeydi. Bunca zaman bebeğin eşyalarını sakladın mı? Ben sanıyordum ki sen... Sana daha önce bu konuda konuşmak istemediğimi söyledim Meryem. Etmedin. Meryem, lütfen. Hayır Zeynep, konuşacağız. Konuşacak ne var Meryem? Ben hep bu olayı geride bıraktığını sanıyordum. Nasıl bırakabilirim Meryem? Eğer istersen sana yardım edebilirim. Ne için? Onun çocuğun olup olmadığını öğrenmen için. Benim bir çocuğum yok. Bunu iyice aklına sok. Benim çocuğum o hastanede öldü. Yatacağım ben. İyi geceler. Yemek? Artık aç değilim.
Abi her şey tamam. Ambulans uçak ayarlandı. Birazdan çıkabiliriz. Tamam Cahit. Efendim. Abi Erhan orada. Ne diyor? Ağlıyor abi. Süha baba. Ne olmuş Süha abi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء
kafir ya leyteni kuntu turaba. Sadakallahul azim. Amin. Amin. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Ya rabbel alemin, yer gök eder seni tazim, riyasız övgüler sana. Sensin ulaştıran bizi lütfunla sonsuz ihsana. Baba beni böyle bırakma. Senin ışığın olmazsa ben bu karanlıkta yolumu nasıl bulurum? Evladım. Ay bir vakit görünür, sonra gözden kaybolur. Ama aslında hep oradadır. Karanlıkta kaldığında yolunu bulmak istiyorsan, yıldızlara bak. Onlar sana yolunu gösterir. Süha yıldızını görüyor musun? Göremiyorum. Süha'nın yolunu takip et. Baba, göremiyorum. Dikkatli bak evladım. Muhakkak göreceksin. Ya Rabbi, dualarımızı kabul eyle. Amin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifune ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allah razı olsun hocam. Allah kabul etsin. Tekrar tekrar başınız sağ olsun. Çok sevmiştim. Çok iyi bir öğretmendi. Sevgi doluydu. Ve çok iyi kalpliydi. Evet, öyleydi canım. Şimdi onun yerini kim alacak? Kimse onun gibi olamaz. Kimse bir başkasının yerini dolduramaz canım. Ömer baba vefat ettikten sonra Süha Bey bize çok yardımcı oldu. Bizi teselli etti. Ama Ömer babanın yerini almadı. Alamazdı. Çünkü dedem hala bizimle birlikte. Ninem de. Evet canım. Süha baba da bizimle birlikte yaşamaya devam edecek. Ama ben babamın ölmesini istemiyorum. Canım. Babana bir şey olmayacak ki. Durumu gayet iyi. Yarın hastaneden çıkacak ve bizimle olacak. Gerçekten mi? Tabii ki. Sakın üzülme sen, tamam mı? Tamam, o zaman. Aferin. Üzülmeyeceğim. Ama babamla daha çok vakit geçireceğim bundan sonra. Asla bir daha İsviçre'ye gitmem. Ben de hala. Bir daha babamdan ayrı kalmak istemiyorum. Thank you.
Baba. Canım. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen? Sağ ol. Babanın sana selamı var. Durumu gayet iyi. Biraz dinlensin, sonra bizim yanımıza gelecek. Tamam mı? Tamam. Gel biz seninle oyun oynayalım. Tamam. Hoş geldin abi. Hoş bulduk sen. Başımız sağ olsun abi. Amin canım. Nasılsın Safiye? İyiyim işte. Olduğu kadar. Sen iyi oldun. Bu arada çocukları eğlenmek işi sana kalmış Safiye. Onlarla vakit geçirmek bana çok iyi geliyor abi. Zaten ikisi de o kadar olgun ki insan hayrete düşüyor. Artık ailemden ayrı kalmak istemiyorum. Hayat ayrı kalmak için çok kısa. Davetimize icabet ettiğiniz için size teşekkür ederim. Sizlerle yeniden beraber olmaktan şeref duydum. Bizler de sizi görmekten şeref duyduk efendim. Sizin desteğinize muhtaç olduğumuz şu günlerde varlığınız bize güven verdi. Unutulmamalıdır ki Türkiye'nin bu topraklardan bağımsız bir kaderi olamaz. Biz bugüne kadar bu gerçeğin bilincinde sizlerle birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye özen gösterdik. Hiçbir zaman bölgedeki hadiselere bigane kalmadık. Burada yakılan ateşi bizim ocağımıza düştü saydık. Ve o ateşi söndürmek için elimizden geleni yaptık. Bugün de muazzam bir ateş çemberiyle kuşatılmış durumdayız. Zübap aşiretinin askerleri iflahımızı kesti. Karşı koymakta zorlanıyoruz. Gelişmelerden haberimiz var. Mervan'ın uluslararası savaş lorduyla işbirliği yaptığını tespit ettik. Bu savaş lordu, Dark River askerlerini Mervan'ın emrine sevk etmiş görünüyor. Böyle bir güçle nasıl mücadele ederiz? Biz durumu kontrol altına almak için elimizden geleni yapıyoruz. Dark River'ın silah deposunu ve ana karargahını yok ettik. Silah sevkiyatını ve güzergahını da ifşa ettik. Ama Mervan'ın saldırılarında bir gerileme olmadı. Kayıplarımız gün geçtikçe artıyor. Bahsettiğimiz savaş lordu geçtiğimiz günlerde Polat Alemdar tarafından vuruldu. Mervan bu haber üzerine çok fazla direniş gösteremez. Stratejisini gözden geçirip saldırılara bir son vereceğini düşünüyorum. Artık silah temininde sıkıntı yaşayacaklardır. Bize çok güzel haberler verdiniz. Ama bu söylediklerinizin gerçekleşmesi çok vakit alacak. Biz ise günden güne eriyoruz. Elimiz kolumuz bağlı oturacak değiliz. Mervan'ın emrinde Dark River varsa, bizim de arkamızda Siyah Sancak var. Siyah Sancak ekibi bütün aşiretleri korumaya yeter mi? Bölgeye takviye birlikler sevk ettik. Ama daha etkili bir planımız var. Sizin silahlı güçlerinizin Siyah Sancak tarafından eğitilmesini sağlayacak bir yapılanma içerisindeyiz. Bize güç verdiniz. Bundan sonra kimse toprağımızı elimizden alamaz.
kimse canımıza, malımıza kastedemez. Anlaşıldı. Bir gelişme olursa haber verin. Hocanın nerede tutulduğu tespit edilemedi. Araştırmaya devam ediyorlar. Ben de kaynaklarımdan bilgi alamadım. Hoca bu defa çok sıkı korunuyor olmalı. Bütün iletişimleri kesmiş olduklarını tahmin ediyorum. Şerit'e devriye görev verebilirim. Şerit bize operasyonda lazım. Saldırıyı düzenleyen onlar gibi görünmeli. Ancak hocayla temasa geçebilmek için ortalığın durulmasını beklemek zorundayız. Pekala. Hocayla nasıl temas kurmayı düşünüyorsun? İyi görünmüyorsun Mervan. Nasıl iyi olayım? Gölgeden hala haber yok. Elimizdeki mühimmatlar tükenmek üzere. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi hoca burada. Gelişmelerden haberimiz var. Bu yüzden buradayız. Merak etmeyin. Durum kontrolümüz altında. Nasıl? Gölgeyi merak etme. Oyun oynamayı sever. Bir an ortadan kaybolur, sonra sürpriz yapar. Huyu böyle. Tabii bu arada ortada yokken neler olup bittiğini de takip eder. Ben onun sözüne çıkmadım hiç. Bundan şüphemiz yok. Gölgede bundan haberdardır. Aksi halde çoktan sana sürpriz yapmış olurdu. Bölgeyi ve sizi başıboş bırakmış değiliz. Aksine çok sık bir şekilde gelişmeleri takip ediyoruz. Silah sevkiyatına gelince yeni bir güzergah belirledik. Silahlar en kısa zamanda elinize ulaşacak. Buna sevindim ama hoca ne olacak? Bölgedeki tüm aşiretlerle temasa geçtiği bilgisini aldık. Birlik olurlarsa onlarla mücadele edemeyiz. Bu konuda ne yapacaksın? Biz bir şey yapmayacağız. Sen yapacaksın. Ben ne yapabilirim ki? Daha önce yaptığın şey. Hocayla temasa geç ve onu görüşmeye ikna et. Çıkıyor musun? Evet. Kahve yaptım sana. Sağ ol. Ne okuyorsun? Dünün raporları az önce geldi. Bilmem gereken bir şey var mı? Yok, her şey normal. Yusuf Kuzuzade ne yapıyor? Şu an evinde. Kapıda bizimkiler bekliyor. Çıkınca haber verecekler. Anormal bir durum var mı? Yusuf yakın takip konusunda pek memnun değil. Sen bulursun bir yolunu. Merak etme. O iş bizim için çok önemli Meryem.
Bunu sadece profesyonellik olarak düşünme. Yusuf'un ne yaptığını bilirsek, onu benim üzerime kimin saldığını da öğrenebiliriz. Ayrıca dün gece için kusura bakma. Önemli değil canım. Eğer konuşmak istersen işimize konsantre olalım lütfen. Önümüzde yoğun bir program var. Efendim, Yusuf Kuzuzade evden çıktı. Tamam. Uzaktan takipte kalın. Kendinizi göstermeyin. Anlaşıldı efendim. Hoş geldiniz Yusuf Bey. Öktem Hoca nasıl? Durumunda bir gelişme var mı? Hastamız son ziyaretinizden sonra epey toparlandı. Hızla iyileşiyor. O zaman görebilirim. Kısa olmak şartıyla evet. Merak etmeyin. Lütfen kendisini yormasına izin vermeyin. Enerjisini yeni yeni topluyor. Tamam Hüsnü Bey. Buyurun. Sen olduğunu biliyorum. Neden sakladın benden bunu? Kimsin sen? Benden ne istiyorsun? Seni tanımadan önce mükemmel bir hayatım vardı. Ailem, kız arkadaşım, arkadaşlarım. Her şey yolundaydı. Senin yüzünden başıma öyle şeyler geldi ki artık kimseye güvenemiyorum. Sanki etrafımdaki herkes benden bir şeyler saklıyor. Kocaman bir yalanın içinde yaşıyor gibiyim. Bütün cevaplar sende biliyorum ama bana hiçbir şey anlatmıyorsun. Sen nasıl bir adamsın? Benimle nasıl böyle oyuncak gibi oynuyorsun? Yeter artık. Ayağa kalk. Benimle ilgili bildiğin her şeyi anlat. Ben kimim? Annem babam kim? Neden beni öldürmek istiyorlar? Kalk. Anlat. Saatlik kontrol için gelmiştim. Tabii. Ben de çıkıyorum.
Bakar mısın? Buyur abi, çay mı vereyim? Şu tepsiyi bırak da gel. Seninle bir işimiz var. Tamam abi. Burada kim böyle? Ne işin var senin bu arabada? Yusuf abi selam söyledi. Eve geçiyormuş. Bugünlük işimiz bitti. Gidip dinlensin dedi. Aracı takip et. Tamam abi. Hayat işte. Bugün varız, yarın yokuz. Şaşkınlığımız, unutkanlığımızdan. Ne şu an verdiğimiz nefesi alabileceğimiz belli. Ne aldığımız nefesi verebileceğimiz. Çok güzel söylediniz hocam. Ölüm elbette hak. Ama bazılarının gidişi de diğerlerine benzemiyor. Öyle bir boşluk bırakıyorlar ki arkalarında. İşte o dediğin gidenlerin bu dünyada kapladıkları yerle alakalı. Kimi gelir geçer, kimsenin ruhu duymaz. Kimi de Süha Bey gibi insanlara dokunarak geçer. İz bırakır. Ben de düşünüyorum. Daha ne kadar oldu ki Süha Bey'le tanışalı? Ama insan hemen farkı hissediyor. Süha Bey'le
Babamın vasiyeti üzerine tanıştık. Kendisini bulmam da kolay olmadı. Onu görünceye kadar hep merak ettim. Babam neden onunla konuşmamı istemişti? Neydi Süha Bey'in sırrı? Sonra... tanıştıktan sonra... merakım yerini minnet duygusuna bıraktı. Böyle bir insanı tanımama vesile olduğu için babama şükran borçluyum. Allah rahmet eylesin. Amin. Amin. Allah merhametlilerin en merhametlisidir. Ona ve bizlere merhamet eylesin. Amin. Üstü kalsın. Sağ ol abi. Aşk olsun Polat oğlum. Ciğerimi dağladın. Biliyorum sırası değil ama... oğlumu görsem diyorum. Merakta kalmasın çocuk. Mümkün olur mu acaba? Estağfurullah. Siz kusurumuza bakmayın. Hemen ilgilenelim. Tabii hocam. Hemen birilerini ayarlarız şimdi. Çok memnun olurum. Haberler nedir? Tilkinin izini süremedik. Orayı nasıl bulabildi hala aklım almıyor. Bu işin arkasında başka bir iş var. Tahmin ettiğimiz gibi. Dün karakolda olanlar da basına yansıtılmamış. Tabii ya. Peki ya şu Ariel denen adam? Dastan'la işgalini vermişti. Bütün birimlerde arama yapıyoruz. Henüz izine rastlayamadık. Bu arada Dağıstanlı da eve varmak üzeredir. Bölgedeki adamlarımız ailesinin yanında. Dağıstanlı'nın gelmesini bekliyorlar. Eyvallah. Adamlar Dağıstanlı geldikten sonra da onlara refakat etsinler. Sonra abiye danışıp ne yapacağımıza karar veririz. Polat Bey'e de ayrıca rapor vermem gerekiyor mu? Bir süre rahatsız etmeyelim. Ben söylediklerini iletirim.
Hoş geldin Asya. Hoş bulduk Karun. Büyük buluşmaya katılacak kişilerin davetiyelerinin olduğu sandık elimize ulaştı. Ben hazırlıklarımı yaptım. Ancak buluşmayla ilgili detaylı bilgilere ihtiyacım var. Mekanla ve davetlilerle ilgili hazırlık yapmam gerekiyor. Sandık bu gece temsilcilerin huzurunda açılacak. Sonrasında buluşma yeri, zamanı ve davetiyeler hakkında seni ayrıca bilgilendireceğim. Beni bu göreve layık gördüğünüz için gerçekten teşekkür ederim. Benim için çok değerlisin Asya. Bunu sana ispat etmeme izin ver. Ben hediyelerden hoşlanmam. Ayrıca aramızdaki ilişkinin profesyonel sınırlar içinde kalacağına söz vermiştiniz. İnan bana, bu profesyonelliğe engel değil. Sana ne kadar güvendiğimin ispatı. Bu benim sahip olduğum en değerli eserlerden biri. Bunu sana vererek seni kendim için değerli kılıyorum. Pekala. Ama bilginiz olsun. Böyle hediyeler benim size daha fazla değer vermemi sağlamaz. Bundan şüphem yok. Hristiyan olmadığını biliyorum. Ama Hazreti Meryem Kur'an'da da adı geçen çok değerli bir kadın. Senin için de anlamlı olduğunu düşündüm. Çok anlamlı. Umarım bir gün senin de çocuğun olur. Çok iyi bir anne olacağından şüphem yok. Yetiştirdiğim yüzlerce asker benim çocuklarımdır. Başkasına ihtiyacım yok. Sen iyi misin? İyiyim. Şaşkınım sadece. Bu eseri çok iyi bilirim. Bir gün benim olacağını hiç düşünmemiştim. Teşekkür ederim. Beğenmene çok sevindim. Bence bunu kutlamalıyız. Neden olmasın? Gir. Efendim, Zübap aşiretinin lideri Mervan Bey sizinle görüşmek istiyor. Buyurun Mervan Bey, sizi dinliyorum. Bölgeye teşrifinizi duydum. Hoş geldiniz demek istedim. Hoş bulduk diyemeyeceğim Mervan Bey. Son konuşmamızda dile getirdiğim endişelerimin haklılığını ispat ettiniz. Bölgedeki tüm aşiretler olarak zor zamanlar geçirdiğimiz doğrudur. Hatta İstanbul'da iki aşiret liderinin katledilmesinin faturası da Zübap aşiretine, yani bana kesildi. Gerçekte ise benim bu işte bir alakam yoktur. Meselenin iç yüzünü siz bizden daha iyi biliyorsunuzdur şüphesiz. Cinayetten kim çıkar sağlıyorsa katil odur. Suçlamalarla yol almamız mümkün değil. Siz de takdir edersiniz. Sizinle bir orta yol bulmayı arzu ederim. Bu meseleyi daha önce de konuşmuştuk. Bizim sizinle yollarımız farklı. Bakın, bölgeyi ne kadar yakından takip ettiğimizi biliyorsunuzdur. Neler yaptığınızı,
arkanızda kimlerin desteği olduğunu ve onun hain planlarını biliyoruz. Bu nedenle şayet stratejinizi gözden geçirme niyetiyle aramadıysanız, bu konuşmayı daha fazla sürdüremeyeceğimizi belirtmek isterim. Benim niyetimi sizin tavrınız belirleyecek. Zübap aşiretini suçlayan tutumunuzla bölgedeki barışa katkıda bulunmuyorsunuz. Ne istiyorsanız açıkça söyleyin. Benim tarafımdaki aşiretlerle de bir toplantı düzenleyelim. Bu teklifimizi kabul ederseniz barışa katkıda bulunmuş olacaksınız. Pekala, teklifinizi değerlendireceğim. Teşekkür ederim. Hocanın yerini tespit edebildin mi? Bunun için hepimiz fedakarlıkta bulunmak zorundayız. Dostumuz Mervan onun yerini bulmamıza yardım edecek. Sonrasını da sen halledeceksin. Ben hazırım. Bu topraklarda savaşmayı özledim. Abi Dağıstan'la ailesine ulaştı. Hepsi sağ salim birlikteler çok şükür. Çok şükür. Bizim çocuklar da bir müddet daha yanlarında kalacaklar. İzlerini tamamen kaybettirinceye kadar. Artık onu orada bırakamayız Cahit. Dağıstanlı'ya söyle, ailesiyle birlikte buraya gelsin. Tamam abi, söylerim. Muhsin'den haber var mı? Abi Tilki'nin de Ariel'in de izini bulamamışlar. Bu nasıl bir ittifak? Gölge, Ariel, John Smith ve Tilki aynı safta. Benim de aklım almıyor abi. Bunlar nasıl bir araya geliyor? Benim asıl merak ettiğim, bunları kim bir araya getirdi Cahit? Buyurun hocam. Başımız sağ olsun Polat. Dostlar sağ olsun. Maalesef vazife acımızı yaşamamıza müsaade etmiyor. İyi mi kötü mü bilmiyorum. Ben de bilemedim hocam. Önemli gelişmeler var Polat. Sizi dinliyorum. Öncelikle bugünkü toplantımızın fevkalade müspet neticelendiğini söylemek isterim. Mervan ve yanındaki diğer aşiretlere karşı güçlü bir birlik tesis etmiş durumdayız. Tam istediğimiz gibi. Ancak başka gelişmeler de var. Mervan bizimle temasa geçti. Maksadı neymiş? Kendi tarafındaki aşiretlerle görüşme talep ediyor. Bu çok riskli bir görüşme. Ben de aynı fikirdeyim. Lakin daha fazla kaybın önüne geçmek için her türlü temasa hazırım. Haklısınız. Bu riski göze almak zorundayız. Aşiretlerin mekanında kimse size saldıramaz. Ama sonrasında çok dikkatli olmalısınız. Şu anda bölgede çok güçlü bir konumdayız. Böyle bir saldırı destek bulamaz. Bence saldırıların izini sürüp arkasındaki güce ulaşmakta bir ihtimal. Yasin sizin korumanızda kalsın. Olası operasyonlar için de Siyah Sancak oradaki askerleri eğitmeye devam etsin. Tamam Polat. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hazırlıklarını yap Cahit. Irak'a gidiyorsun. Gölge Irak'ta mıymış abi? Şimdilik gölgeden bir haber yok.
Ama Mervan harekete geçmiş. Hocayla görüşecekler. Her türlü operasyon ihtimali için bölgeye gitmeni istiyorum. Tamam abi. Buyursunlar efendim. Şeref verdiniz. O şeref bize ait efendim. Merhaba Hüsnü. Merhaba Erhan Bey. Başımız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Senin vaziyet nasıl? Var mı bir gelişme? Sayenizde bebekler gibi uyuyorum efendim. Oh, çok iyi. Sizin için bazı bilimleri boşalttım. Kimse görmeden çabucak tetkiklerinizi yapacağız. Sağ ol. Ama şimdi uyuklama bozuşuruz. Hemen işimizi görelim gidelim. Değil mi efendim? Peki efendim. Buyurun. Sağ ol. Thank you.
Şimdi daha iyi efendim. Sizinki de normale dönmüş. Teşekkürler. Rica ederim. Teşekkür ederim hemşirem. Rica ederim. Gel. Check-up sonucunuz hazır efendim. Buyurun doktor bey, sizi dinliyoruz. Vallahi nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Lütfen söyleyin, rica ederim. Anadolu Hanım, tetkik sonuçlarınız inanılmaz. Müdahale ile müşahadeyi gerektirecek hiçbir bulguya rastlanamadı. Türkçesi? Anadolu Hanım turp gibi. Maşallah efendim. Beni dinlemediniz. Bir sürü vakit kaybettim. Kaç rapor incelerdim şimdi ben. Hadi kalın sağlıcakla. Bay bay. Bay bay. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bekleyin Anadolu Hanım. Sözümü tuttum. Bütün check-up'larımı yaptırdım. Buyurun. Buyurun. Röntgenler yarın geliyor. Sonuç? Turp gibiyim. Benden kurtuluşunuz yok. O nasıl söz? Başımızın üstünde yeriniz var. Çok memnun oldum bu arada. Şimdi içim rahat etti işte. Ben dedim ama, ben bu dünyaya kazık çakacağım dedim. Koskoca profesörüm, beni dinleyen yok. Yok bir şeyim ayol, yok diyorum işte. Kabahatimiz bu olsun. Bak oğlum, ben tabiatın içinde yoğruldum. Bu toprağın altını da üstü kadar tahlil ettim. Merak etme. Ölsem de toprağın altında yabancılaşma çekmem. Anadolu abla. Ben bu dünyaya artık yabancılık çekiyorum. Benim birçok sevdiğim toprak altında. İyi ki varsın. İyi ki sizler varsınız. Canım oğlum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Merhaba. Merhaba hocam, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Buraya kadar bir sıkıntı yaşamadan geldik. Bakalım toplantı da sorunsuz geçecek mi? Eğer anlaşırlarsa sorun yok. Anlaşma olmazsa buraya girdiğimiz kadar rahat çıkamayız.
Bizler Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen bölge barışına katkıda bulunmak için buradayız. Sizlerin son zamanlarda yaşanan tatsız hadiselerdeki rolünüz sabit olduğu halde burada toplanmamızın sebebi bir nebze de olsa Akanka'nın durması ümididir. Bizler de aynı talepler için buradayız. Tahir Bey'i tanıyorsunuz. Kendisi toplantımıza gözlemci olarak iştirak edecektir. Eğer niyetinizde samimiyseniz, burada alınacak kararların diğer aşiretlere bildirilmesiyle görevlendirilmiştir. Bizce bir mahsuru yoktur. Sizi dinliyoruz Mervan Bey. Öncelikle görüşme talebimizi kabul edip toprağımıza teşrif ettiğiniz için teşekkür ederim. Bizler yüzlerce yıldır bu topraklarda komşuluk etmiş aşiretleriz. Çok savaşlar gördük. Ama bugünkü gibi bir karmaşaya şahit olmadık. Bazı zamanlar hangi safta olduğumuzu bilemediğimiz de oldu. Kiminle savaştığımızı unuttuğumuz da oldu. Ama canla başla bize emanet olan binlerce insanın canını ve malını korumaya çalıştık. Bazı Türkmen aşiretleriyle çatıştığımız oldu. İnkar etmiyoruz. Yalnızca sebeplerini izah ediyoruz. Bölgedeki bütün insanlar sizinle aynı durumda. Ama hiçbiri sizin seçtiğiniz yolu seçmiyor. Haklısınız. Biz elimizdekini korumak için daha saldırgan bir tavır sergilemiş olabiliriz. Tabii bunda bizim üzerimizden strateji geliştiren yabancı güçlerin provokasyonu da etkili oldu. Bizi vurup beri taraftan da silahlandırdılar. Bu duruma gelmemizin sebebi budur. Ama artık bizim de savaşacak gücümüz kalmadı. Bizi destekleyen gruplara inanmıyoruz. Türkiye'yi yanımızda görmek istiyoruz. Şimdi şartları konuşabiliriz.
Buyurun Yusuf Bey. Numuneler bu zarfta. Ne yapmamızı istiyorsunuz? İki zarftaki numunelerin DNA'larının karşılaştırılmasını istiyorum. Mümkün olan en kısa sürede. Elimizden geleni yaparız Yusuf Bey. Teşekkürler. Görüşmemizin bizim tarafımızdan verimli geçtiğini memnuniyetle belirtmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti'nin garantör olduğu bir masada biz sadece onların sözüne güveniriz. Öte taraftan Mervan'ın verdiği sözler şark vaatleri hükmündedir. Bize karşı peşin hüküm sahibisiniz. Bizse buraya samimi duygularla geldik. Tavrınızı tahmin ettiğimiz için yazılı bir taahhütname bile hazırlattım. Taahhütname şartları bizim için uygundur. Bizim için de uygundur. Öyleyse sizlerin huzurunda imzalamak isterim. Tabii, buyurun. Dostluğumuz da kardeşliğimiz de ebedi olsun. Belki de aynı kalemle imzalamak hayırlıdır. Buyurun. Teşekkür ederim. Hepimize hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah her şey yolunda gidecek. Yüzler gülüyor, her şey yolunda gibi. Bunlar kendilerine laf gelmesin diye mekanlarında iyi niyeti güler yüz eksik etmezler. Ama dışarıda da her türlü tuzağı kurarlar. Gelecek, gelecek ya. Cahili adetleri. Hayırlı akşamlar. O zaman yolumuz uzun.
görüşmek üzere. Bence yolu kısaltalım Yasin. Benim aracımı takip ederseniz belirli bir noktaya kadar size eşlik ederim. Teşekkür ederim. Hocam biraz konuşabilir miyiz? Üç ya da dört araçlık bir konvoy olacak. Öndeki iki araç Merve'nin, geri kalanlar da hedefimiz olan hocanın aracı. Siz burada ilk aracı görünce ateşe başlayacak ve konvoyu durduracaksınız. Anladım efendim. Öndeki araçtan Mervan inecek ve saldırıdan korunmak için gizlenecek. Onun ekibi bize mukavemet göstermeyecek. Konvoy durup Mervan aradan çekilince siz devreye gireceksiniz. Arkadaki araçtan inenleri öldürüp hocanın kaçmasını engelleyeceksiniz. Tamam efendim. Sonra da ben hocayı alacağım. Herkes görev yerlerine. Saldırın. Ateşi kesin. Duydunuz mu? Ateşi kesin. Ateş etmeyin! Ne oluyor? Korkak herif! İkinci ekip, arkadaki aracın çevresini sarın. Dikkatli olun. Hocayı sağ istiyorum. Yanlış adres. Duydunuz mu? Geri çekiliyoruz.
Güzergah temiz Yasin. Anlaşıldı. Tamam. Yola çıkıyoruz. Hadi çıkıyoruz. Hocam çıkıyoruz. Polat Alemdar'ın bu listede ne işi var? Benim saldırıyla bir ilgim yok. Dostluk için bu kadar adım atmışken bunu neden yapayım? Birileri bizim bu gece oradan geçeceğimizi biliyordu. Kime haber verdin? Kimseye haber vermedim. İzin verin, bu işi kimin yaptığını öğreneyim. Mervan, artık kartları açık oynamanın vakti geldi. Ferdinand'ın Dark River'ı yönlendirdiğini, Şedid'e silah temin ettiğini biliyoruz. Bütün bu işlerin arkasında da o var. Bize onun yerini söyleyeceksin. Nerede olduğunu bilmiyorum. Hem ben ona ulaşamam zaten. O benimle irtibata geçiyor. Bizi oyalama. Doğruyu söylüyorum. Ferdinand ortadan kayboldu. Yaralı olduğunu söylediler. Belki de ölmüştür. Hocam bunun konuşacağı yok. Bir şey bilse çoktan söylerdi. Bence temizleyelim. Bölge barışına katkımız olsun. Ferdinand'ın nerede olduğunu bilmiyorum. Ama size onun kadar işinize yarayacak birinin yerini söyleyebilirim. Ferdinand'ın adamları burada. Mervan'ın konvoyunda hocanın da olması gerekiyordu. Ama o bize hocayı değil, siyah sancağı getirdi. Mervan böyle bir şeye cesaret edemez. Polat'ın adamları tedbir almış olmalı. O zaman Mervan bunu bize haber verebilirdi, değil mi? Demek ki onların tarafında olmayı tercih etmiş. Hayır. Hayatta kalmayı tercih etti. Bizimle olduğundan emin olsalar onu bir dakika yaşatmazlar. Peki, biz yaşamasına izin verecek miyiz? Hala işimize yarayabileceğini düşünüyorum. Karun'u anlatacak bir başarı hikayesi yazmak zorundayız. Aklında ne var senin? Senin sonuç alamama ihtimaline karşı ekstra bir plan yapmıştım.
Tamam. Araçlar hazır. Yola çıkabiliriz. Buranın güvenliğini arttırdın mı? Evet. Güvenlik üst düzeye çıktı. İki araç da devreye geziyor. Cahit, operasyon için sabaha mı beklesiniz? Sabaha bekleyemeyiz hocam. Eğer birileri haber uçurursa adamlar sabaha kadar sınırı geçmiş olur. Tamam. Dikkatli olun. Siz bizi merak etmeyin hocam. İnşallah onları yakalarsınız. Öyle uzaktan dua etme Mervan. Sen de geliyorsun. Ama oraya gelmem riskli olmaz mı? İyi ya, sen riski seversin. Hocam, Mervan'ı da tedbir için yanımızda götürüyoruz. Tamam, yolunuz açık olsun. Yürü. Peşine takmış bize doğru geliyor. Yerinde olsam Mervan'a bu kadar güvenmezdim. Onun en büyük korkusu gölge. Gölgeyi görmediğinde saf değiştirebilir. Farkımız işte bu Smith. Sen doğaçlama yapıyorsun. Ben ise kuralcıyım. Mervan gölgenin arkasında büyük bir ışık, ekstra bir güç olduğunu görmeyecek kadar aptal değil. O güce ihanet edemez. Umarım dediğin gibi olur. Efendim, işareti aldık. Biz hazırız. Hadi kalk, misafirler bekletilmeye gelmez. Hazırlanalım. Bizi büyük bir operasyon bekliyor. Adamların orada olduğundan eminsin değil mi Mervan? Eminim. Irak'a geldiklerinden beri orayı karargah olarak kullanıyorlar. İyi gizlendikleri için fazla güvenlik yok. Sizi karşılarında görünce çok şaşıracaklar. Bana bak Mervan. Eğer bu bir tuzaksa... Bir adamımın burnu kanarsa senin canını alırım. Bana güvenebilirsin. Eğer bu işte Ferdinand'ın parmağı varsa ona hesap sormak benim boynumun borcudur. Abi operasyona haber vermem gerekiyor. Ama arayamıyorum. Sinyal birden gitti. Senin telefonun çekiyor mu Yasin? Sinyal yok. Çekmiyor. Yakınlarda bir sinyal bozucu olabilir mi? Bu çölde Cemur ne arasın?
İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Mervan'la dün akşamki toplantınız için aradım. Nasıl geçti? Toplantı gayet ılımlı bir havada geçti. Fakat Mervan'ın bölgesinden çıktığımızda beklemediğimiz bir saldırıya uğradık Polat. Siz iyi misiniz? İyiyim. Cahit ve Siyah Sancak sağ olsun beni o cehennemden sağ salim çıkardı. Bana neden haber verilmedi? Cahit yoldayken sana durumu rapor edecekti. Cahit nereye gitti hocam? Cahit Ferdinand'ın adamlarının izini buldu. Ve onu yakalamaya gitti. O adamların Irak'ta bulunması tesadüf olamaz. Adreslerini nasıl buldunuz? Mervan yerlerini biliyormuş. O yanınızda mı? Hayır. Cahit gittikleri yerde tuzağa düşmemek için tedbir olarak onu da götürdü. Bu da ne? Hocam ne oluyor? Takip cihazı yerleştirmişler. Hocam oradan derhal çıkın. Beni duydunuz mu? Çıkın. Basıldık. Hocam.